çıktı arkadaşlar. Murat Bey'ler de bugün yaptığımız çalışmada aracımız Peugeot 3008 2020 model Active Prime Edition. Yaptığımız çalışma neticesinde GT Line Tema otomatik şerit takip sisteminin yanında kumanda, otomatik pilot, bu uygulamaları çalıştık. Otomatik uzun kısa far desteğini çalıştık. Şu anda aracımızı test ediyoruz ve bu görmüş olduğumuz, bahsetmiş olduğumuz özelliklerin tamamı kusursuz bir şekilde aracımızda çalışmakta. Birazdan, zaten şu anda otomatik pilotta araba, adaptif cruise control açık. Gerekli sürate ulaştığı zaman zaten kendiliğinden bütün sistemler devreye giriyor. Karanlığa ulaştığımız zaman da otomatik uzun kısa far devreye girmiş oluyor. Ben kendilerine çok çok teşekkür ediyorum bu yaptıkları çalışma için. Gerçekten emek vermişler. Çok başarılı, çok güzel bir çalışma yapıyor çocuklar. Ellerine, emeklerine ve beyinlerine sağlık demek geliyor içimden. Ve çok da başarılı buluyorum çalışmalarını. Hatta bugün kendisine de söyledim Murat Bey'in. Herhangi bir ilave bir şeyler olursa da haber vermesini rica ettim kendisinden. İnşallah o konuda da bir sıkıntı yaşamayacağız. İleriki zamanlarda güzel çalışmalar olursa katılmak isterim seve seve. Birazcık da aracımızın test ederken görüntülerini seyrederseniz sevinirim. Bundan sonra konuşmayı bırakıyorum. Birazdan evin yoluna döneceğim. Orada zaten uzun far, kısa far desteği, bu görmüş olduğunuz auto yazısının yanında zaten artık araç gelmeyince, karanlık olunca kendiliğinden farlarını yakıyor, uzun farlarını. Diğer türlü de ışık algıladığı zaman da kısa farda kalıyor. Bunu test etmek için ideal ortama geliyoruz. Akşam üzeri biraz trafik yoğunluğu olduğu için ne yazık ki istediğimiz gibi test edemiyoruz tabi. Ama evimizin sokağı bu iş için müsait. Şimdi o tarafa doğru dönüyoruz. Aydınlık olduğu için far otomatik uzun kısa far devreye girmiyor. Birazdan karanlık bir yere girdiğimiz zaman otomatikman girecek diye tahmin ediyorum. Çünkü ben çalıştığını gördüm. Sizlerin de videoda görmesini istiyorum. Evet, uygun ortama geliyoruz. Ekranda mavi ışığı gördüğünüz zaman uzun farların açıldığını anlayacağız zaten. Mahallesinde bu kadar ışığın olduğunu bilmiyordum bu arada Fethiye'de. Onu da öğrenmiş oldum. Gördüğünüz gibi kendiliğinden otomatik olarak devreye girdi şu anda. Ekranda görüyorsunuz herhalde.
Yani uzun yolculuk zamanı gerçekten çok faydalı bir özellik. Bunu aracıma kazandırdığı için Murat Beylere tekrardan çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi kapattı kendisi. Karşıdan ışık algılayınca şimdi tekrar açtı. Çok teşekkürler. Bir de şerit takip sistemini ve otomatik pilotu test etmek istiyorum. Onun için de tekrar başka bir yola çıkacağım. Böylelikle lamba koluyla oynamaktan kurtulmuş olduk arkadaşlar. Uzun ya kısa aç falan o dertler bitmiş oldu. Gördüğünüz gibi en ufak bir ışık algıladığında da otomatikman kısa fara geçti. Gördüğünüz gibi şimdi uzun farı tekrar açtı, tekrar kısa fara geçti. Otoyola çıkıp şerit takip sistemini hem ben de gece test etmiş olacağım bu sefer. Aracımda şerit takip sistemi vardı ama benim istediğim otomatik pilot şeklinde kullanmasıyla o özelliği kazandırdık. Yani aracın kendisinde normal standart bir şerit takip sistemi vardı. Yaptığımız çalışmayla otomatik pilot özelliğini kazandırdık. Yani araç direksiyonunu kendi kendine idare ediyor. Öyle söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi adaptif kruz kontrolü aktif hale getiriyorum. Bu özelliklerin devreye girmesi için 70 km civarında bu özellikler devreye giriyor bildiğiniz gibi. Yolumuzu biraz düzeltirsek test için açıp göstereceğim ben de size. Şu anda gördüğünüz gibi ana yola doğru çıkıyoruz. Ve kruz kontrolümüzü tekrar açtık. 75 km gibi bir şey ayarladık. Ve elimi direksiyondan bıraktım. Gördüğünüz gibi araba kendi kendine yolu ayarlamaya çalışıyor. Arada bir de direksiyonu tutmamı istiyor tabii ki. Bu da güzel bir özellik. Yani tamamen bana güvenme diyor. Ama gördüğünüz gibi gayet güzel. Hoş bir çalışma. Çok teşekkürler. Yayınımızı burada kapatıyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum.